Sevgili hukukçu arkadaşlarım, bugün sizlerle birlikte icra ve ifa hukukunda kamu senetlerine özgü haciz yoluyla takibi işleyeceğiz. Kamu senetlerine özgü haciz yoluyla takibin, özellikle genel haciz yolu ile takipte şimdiye kadar gördüğümüz konuların aslında bizatihi kendisi olan genel haciz yolu ile takipten bazı önemli farklılıkları var. Özellikle bunları karşılaştırmalı olarak beraber görmüş olacağız sizlerle birlikte. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Kamu senetlerine özgü haciz yolu ile takip adından da anlaşılacağı üzere Türk Ticaret Kanunu'nda belirlenen, tespit edilen 3 tane kamu senedine bağlı olarak yapılabilen takiplerdir. İşte kamu senetleri de bildiğiniz üzere bono, poliçe ve çekten ibaret. Bu kapsamda zorunlu olmamakla beraber eğer elinde bono, poliçe veya çekten bir tanesi bulunan alacaklı zorunlu olmamakla birlikte isterse kamu senetlerine özgü haciz yolu ile takibe, isterse genel haciz yolu ile takibe başvurabilir. Ama bazı ayrıcalıkların olması hasebiyle kamu senetlerine özgü haciz yolu ile takibin seçilmesi, bu noktada seçilmiş hak gibi düşünebiliriz. Bunun seçilmesi daha avantajlı olmaktadır. Yine bununla birlikte kambiyo senedine bağlı ve aynı zamanda rehinle güvence altına alınmış olsa dahi bu alacaklının alacağı doğrudan bu yola başvurabilmesi mümkündür. Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz ki bir alacak aynı hem rehine bağlı kılınmışsa, daha doğrusu hem rehinle güvence altına alınmışsa, rehinle teminat altına alınmışsa, hem de bunun üzerine kalkıp genel haciz yoluyla takibe direkt gidilemez. Önce rehine başvurma yolu takip edilmelidir. Ama burada özellikle bir alacak kambiyo senedinde hem rehinle teminat altına alınmış olması hem de kambiyo senedine bağlanmış olması hallerinde kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takip ederek gidilebiliyor ve önce rehine başvuru yolu bu noktada gözetilmemekte. Dolayısıyla ilerleyen süreçte geldiğimizde onun istisnalarından da bahsedeceğiz ama en mühim ve en iyi bilmemiz gereken istisnası budur arkadaşlar. Peki takip talebi nasıl oluyor kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte? Burada tabii aslında takip talebinde değişen çok fazla bir şey yok. Genel haciz yolu ile takipte bahsettiğimiz hükümleri kıyasen genelde uygulanıyor. Çok fazla bu noktada değişen bir şey yok. Ama özellikle dikkat etmemiz gereken bu takip yoluna özel şikayet sebeplerinin mevcut olması. Biliyorsunuz genel haciz yolu ile takipte sizlerle bir ilk videolardan bir tanesindeydi. Şikayet yollarından bahsetmiştik. İşte işlemin hukuka aykırı olması, kamu düzenine aykırılık, sebepsiz yere sürüncemede bırakma gibi birçok, bazı daha doğrusu sınırlı sayıda şikayet sebebinden bahsetmiştik. 5 taneydi bunlar. Ama burada kamu senetlerine özgü haciz yoluyla takipte ise bu 5 tane ana başlık altında değil de bazı farklı başlıklar da eklenmiş bulunmakta. Peki ne bunlar? İşte protestonun kaçırılması, ya yani protestonun olmaması ya da borçlunun senet içerisinde söz konusu, yani isminin bulunması diyelim yani. Senede bakıldığı zaman buradan kendisinin borçlu olduğunu anlaşılması diyelim. Alacaklının takip yetkisinin olup olmadığı, senedin niteliği ve senedin vadesi ve yine senedin aslının eklenip eklenmediği. Bunlar da aynı zamanda şikayet sebebi olmakta kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte. Bunları teker teker söylemek gerekirse işte protesto, yani özellikle bir müracaat borçlusuna başvurulacaksa bu noktada protestonun yapılıp yapılmadığına bakılması lazım. Eğer yoksa buna ilişkin bir şikayet sebebi ihdas edilmiş. 5 günlük bir süre var özel şikayet sebebi olmak hasebiyle. Yine borçlunun senin içerisinde var olup olmadığı da yine bir başka şikayet sebebidir. Çünkü eğer borçlu senet içerisinde yer almıyorsa takip yapmasına sebebiyet verecek bir durum olmamakta. Dolayısıyla bu bir 5 günlük süre içerisinde şikayet sebebi. Alacaklının yetkili hamil olup olmaması takip yetkisi bu kapsamda. Niye takip yetkisiyle yetkili hamil dedim burada? Aslında kitaplarda yetkili hamilden çok fazla fark bahsetmez. Çünkü takip yetkisinde bulunabilmesi de sizin kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte. O söz konusu kambiyo senedinde yetkili hamil olması gerekiyor ki bundan doğan haklarını ileri sürebilsin halde. Dolayısıyla ana başlıkla söylemek gerekirse ben bunları daha ezberde kafada kalıcı olması açısından vasıf diye sınıflandırıyorum. Vasıf yani alacaklının gerçekten alacaklı vasfına haiz olup olmadığı kambiyo senedi üzerinden ve yine söz konusu belgenin senedin bir kambiyo senedi vasfına haiz olup olmadığı, özellikle TTK'da belirtilen şekil şartları açısından da bakmak gerekirse bu hallerde 5 günlük bir şikayet sebebi var. Bu ikisi de özel vasıf dediğim vasıf başlığı altında.
belirttiği bir şikayet sebebi. Yine bunun dışında senedin aslında eklenip eklenmediği ve dahi senedin vadesinin gelip gelmediği, bunlar da yine kambiyo senetlerine özgü haciz durumda özel şikayet sebepleridir. Ancak bunların süresi diğerleri gibi 5 gün değil 7 gün olmaktadır. Bunların da sürelerine azami dikkat gösterelim. Bunun dışında neler var? İşte UYAP üzerinden takip başlatılabiliyor biliyorsunuz ve bu UYAP üzerinden eğer takip başlatılırsa 3 gün içerisinde senedin icra dairesine, aslının icra dairesine teslim edilmesi gerekmekte. Böyle bir şekil kuralı öngörülmüş. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolunda arkadaşlar ödeme emrine birazcık da bakalım. Bir kere buradan biliyorsunuz daha önceden bahsetmiştim sizlerle. Genel haciz ödüne takipte ödeme emri 3 gün içerisinde gönderiliyordu icra müdürü tarafından. Ama icra müdürü kambiyo senetlerine özgü haciz yoluyla takipte takip talebini aldıktan sonra 3 gün içerisinde değil derhal, bakın burası da mühim, kafa karıştırabilecek bir nokta. Özellikle test sınavlarda çıkabilecek soru tarzı. 3 gün içerisinde değil, genel haciz ödülü takibinin aksine bu kere icra müdürü takip talebini aldıktan sonra derhal ödeme emrini göndermek durumundadır. Peki burada ödeme süresi ne? İtiraz süresi ne? Biliyorsunuz genel haciz ödülü takipte ödeme süresi 7 gün, itiraz süresi de 7 gün olmaktaydı. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün. Burada böyle bir istisnai durum yine getirilmiş. Kambiyo senetlerine özgü haciz bölüyle takipte ödeme süresi 10 gün, itiraz süresi 5 gün olmakta arkadaşlar. Bu 10 günü 5 gün sürelerini iyi bilmemiz gerekiyor. Bunun dışında mal beyanında bulunmadan bahsetmiştik geçen videolarda. Mal beyanında bulunmanın da genelde ödeme süresiyle eşdeğer olduğunu söylemiştim. Burada ödeme süresi 10 gün olduğu için aklınıza kalsın. Kamu senetlerine özgü haciz ödeme takipte mal beyanının süresi de yine 10 gün olmaktadır. Ödeme emrine itiraza bakalım. Kamu senetlerine özgü haciz ödeme takipte yine burada dediğim gibi 5 günlük bir süre var. Yine aslında itiraz noktasında sürelerde bir farklılık olmakla birlikte itirazın yapılacağı mercide de bir değişiklik ihdas edilmiş. Kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte itirazlar icra dairesinde değil, bu kere artık icra mahkemesine yapılmakta arkadaşlar. 5 gün içerisinde borçlu ödeme emrine itirazını yazılı bir şekilde icra mahkemesinden bildirmek durumunda kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte. Bunun tabii bir dava olmadığını daha önceden söylemiştik, bir itiraz bu. Genel haciz ödeme takibi 7 gündü ve icra dairesinden yapılıyordu ve ayrıca kendiliğinden takibi durduruyordu. İtirazın kendiliğinden takibi durdurduğunu, şikayetin ise durdurmadığını söylemiştik. Hatta gecikmiş itirazın istisnaen durdurmadığını, direkt mahkemenin karar vermesi gerektiğini söylemiştik. Geçen videolardan hatırlarsınız. Hatırlatma da yapıyorum ki bilgileriniz karışmasın birbirine. Öncekiyle sonrakini harmanlayarak öğrenmenizi sağlasın istiyorum. Şimdi bu 5 günlük süre içerisinde yapılan icra mahkemesinde yapılan itiraz, kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile yapılan, haciz yolunda yapılan itiraz, işlemin daha doğrusu icra takibinin direkt durmasını, kendiliğinden durmasını sağlamaz. Genel haciz yolu ile itirazdan aksine. Burada ise sadece satış işlemleri, satıştan başka hiçbir işlemin kendiliğinden, icra takip işleminin kendiliğinden durdurmuyor. Sadece satışı durduruyor. Dediğim gibi tekrardan söylüyorum. Son olarak kambiyo senetlerine özgü haciz yönüyle takipte itiraz sadece satıştan başka hiçbir işlemi, icra takip işlemini kendiliğinden durdurmaz. Ama tabii icra mahkemesine yapıldığı için icra mahkemesi bu konuda bir karar vererek icra takibinin durdurulmasını sağlayabilir. Ama biz neye dikkat ediyoruz? Kendiliğinden durdurup durdurmadığını. Bu takip türünde genel haciz durumundan farklı olarak borçlu borca itiraz edecek ise itiraz sebeplerini bildirmeye mecburdur. Yine kambiyo senetlerde özgü haciz ödülü takipte en mühim kısımlardan bir tanesi de budur. Eğer borçlu, normalde biliyorsunuz genel haciz ödülü takipte borcum yoktur, itiraz etmiyorum demek bile borca itiraz yerine geçmekte, ama kambiyo senetlerinde özgü haciz ödülü takipte borçlu borcuna itiraz edecekse eğer mutlaka bu itiraz sebeplerini de bildirmesi gerekmekte, bunları bildirmeye mecburdur. İcra mahkemesinin yapılmasının da bunda etkisi olabilir. Bunun dışında ne var? İmzaya itiraz ve imzaya itirazın incelenmesi. Bu da genel haciz usulüyle aynı. Herhangi değişen bir şey yok. Bakalım başka ne aklımda kalmış. Aldığım notlar kapsamında. Evet, kambiyo senetlerine özgü hacizde borca itiraz ve incelenmesi. Yine burada yapılan çok fazla bir farklılık yok. Yine 30 gün içerisinde duruşmada yapılması. Kötü niyet %20, icra inkar tazminatı, borçlu direkt %20 icra inkar tazminatı gibi. Yani burada da değişen bir şey pek yok. Tabii bu kapsamda mesela bu borca itirazda söz konusu da şunu da söylemeden geçmeyeyim. Genel haciz yolu ile takibin nevi şahsına münhasır bir yolu olan geçici kaldırılma ve hemen akabindeki borçtan kurtulma davası. Genel haciz yolu ile takipte olmakla birlikte kambiyo senetlerine özgü haciz yolu ile takipte bulunmadığını da
söylemek istiyorum. Çünkü burası mühim. Daha önceki videolarda söylemiştim. Tekrar edeyim en azından. Böylelikle kamu senetlerine özgü hacı süreleri takibin en genel hatlarıyla bazı kısımlarını öğrenmiş olduk. Ödeme süresidir, itiraz süresidir, şikayetler, özel şikayet sebepleri, ödeme birine itiraz nasıl yapılmalı, bu itirazın sonuçları neler, bunlara ilişkin şekil şartlarını olabildiğince görmüş olduk. İsterseniz bu videoyu burada bitirelim. Gelecek videoda ilamlı icra, sonra bu ilamlı icra kapsamında işte ilam niteliğindeki belgeler nelerdir, ilamlı icranın durdurulması, icranın iadesi, icranın geri bırakılması konularını tek bir videoda onda işleyip böylelikle rehnin paraya çevirmesi yolunda takibe geçebiliriz. Bu video bu kadar olsun. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.